Gerekli yer her yere kamu personelini siz atadınız. Bakanlar sizin bakanlarınız. Rıza Zarrab'a ödülleri siz verdiniz. 17 Aralık sorgu yargıçları arasında çok güvendiğiniz Zekeriya Özde var. Sedat Peker'i siz beslediniz. Mitingler yaptırdınız. Bir eline Rabia, bir eline Bozkurt tutuşturdunuz. Şimdi Sedat Peker mafya babası oldu. Zekeriya Öz hain FETÖ'cü. Rıza Zarrab ülkeyi kirleten hain. ABD Biden diş güçleri oldu. Sizden ayrılanlar davaya ihanet etti. Karşı görüşlüler komünist, foncu, FETÖ'cü oldu. Ama siz her zamanki gibi kandırılmış, sütten çıkmış ak kaşıklar oldunuz. Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar alan AKP'li isim siz misiniz? Teknoloji fiyatları aldı başını gidiyor. Bunu Cumhurbaşkanımıza yani baş başa sorma imkanı olan bir genç de oldu. Konuyla ilgileneceğiz dedi. Bir hafta sonra ÖTV zammı geldi. HDP ile görüşmelerinizi sormak istiyorum. Çünkü diğer partiler HDP ile görüştüğü zaman terörist diyorsunuz ama kendiniz 2 hafta önce partiniz anayasa değişikliği için HDP ile bir istişare yaptınız. Size göre HDP ile istişarenin tanımı nedir? Çok merak ediyorum. Twitter'a düşen Zara videolarını da gördük. Bizim memlekette maalesef böyle bir şey var. Arkadaşlar burada sert ve dik bir duruş sergileyeceklerini sizden pizza istiyorlar. Sizi tenzih ederek söylüyorum ama ya adamlar yıllarca yediler, biraz da biz onları yiyelim durumu. Ben Eren Sarı, makine mühendisiyim. 2014 yılı Düzce Üniversitesi girişliyim. Bir devlet üniversitesi olmasına rağmen Bankasya ile anlaşmalı olduğu için bizim öğrenci kimlik kartlarımız Bankasya üzerinden çıkartıldı. Hiçbir zaman yemekhanede yemek yiyemediğim için Bankasya hesabına ne 10 lira girişim oldu ne de başka bir hesaplardan bir para transferi olmadı. 2018-2019 yılında askerlik görevimi yaparken kendi dosyamın üzerinde şöyle bir ibare olduğunu gördüm. Özellikle vurguluyorum, başında ünlem işareti vardı, kırmızı kalemle yazılmıştı. 2014 yılında Bankasya'da aktif hesabı bulunmaktadır ibaresi vardı. Benim sicilimde böyle bir şey var. Bankasya'nın açılışında bizzat bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın bende bulunduğu gibi sicilinde böyle bir kara leke var mı? Taksim'deki patlamanın araştırılması için HDP'nin verdiği soru önergesi neden sizin partinizin ve MHP'nin oylarıyla reddedildi? Bu olayın araştırılması AKP ve MHP'yi neden rahatsız ediyor? Denler çöktü, işçiler öldü. Bu önlemler ve denetimler hükümetin elinde olduğu için ölümlerde payınız yok mu? AKP yetkilileri olarak eliniz kanlı hissetmiyor musunuz?